Merhaba herkese, umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere uzun vadede saçlarımıza uyguladığımız hatalı işlemlerden ve bunların yerine neler yapmalıyız, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben zaten minoxidil ve xpezia da kullanıyorum genetik dökülmemden kaynaklı olarak. Ekstra bu söyleyeceğim şeylere de dikkat ettiğimde saçın dökülmesini en aza indirmiş durumdayım şu anda. Tabii zaman zaman dökülmeler olabiliyor, mevsimsel olarak da olsun, farklı durumlardan kaynaklı da olsun. Normal dökülmeler 2 aydan fazla sürmüyor açıkçası. 2 aydan fazla sürüyorsa bu biraz daha başka sebeplerden dökülmelerle meydana gelen durumlardan kaynaklanabilir. Ve günlük 100-150 TL aşmayacak şekilde bir dökülmeniz varsa bu normal kabul ediliyor. Ama onun dışında 2 ayı aşkın bir şekilde ve günde 150 TL aşan bir saç dökülmeniz varsa bunu mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İlk maddeyle başlayalım. Fön makinesi ve maşa. Bu söylediğim şeyler çok fazla ısı veren araçlar ve bu sebeple saçımız ısıya maruz kaldığı zaman yıpranma oluyor, saçta incelmeye sebep oluyor ve dökülmeye sebep oluyor bunlardan dolayı. O yüzden saçımızı çok fazla ısıya maruz bırakmamaya çalışacağız. Eğer çok fazla acelemiz yoksa saçımızı yıkadıktan sonra mutlaka doğal kurumasına bırakmamız gerekiyor. Fön makinesi de kullanacaksak şu şekilde göstereyim. Fön makinesini en az 30 santim uzaklıkta tutarak ve ısısını normal en son derecede değil de biraz daha azaltarak kurutmaya çalışın. Saç ısıya maruz kaldığı zaman dökülmeler de o oranda artmış oluyor. İkinci olarak yine ısıyla alakalı bir konu. Çok sıcak suda saçlarınızı yıkamamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi saç kökleri ve saç sıcağı sevmez. Eğer maruz kalırsa da ya dökülür ya da çok fazla yıpranır. O yüzden çok fazla sıcak suda saçınızı yıkamayacaksınız. Ilık su ya da soğuk suda saçlarınızı yıkayın. Özellikle yaz aylarında mutlaka saçınızı soğuk suyla yıkamaya çalışın. Çünkü saç kökleri soğuk suya maruz kaldığı zaman o bölgede kan akışı hızlanıyor. Kan akışı hızlandığı zaman da saçlar daha fazla besleniyor kandan ve bu sebeple de hem daha güçlü saçlarınız oluyor hem de dökülmeyi azaltmış oluyorsunuz. Saçlarınızı ılık su ya da soğuk suda yıkamaya çalışın. Bir diğer konu kimyasal ürünler. Hepimizin farkına varmadığımız durumlarda bile olsa bazen aldığımız ürünlerin içeriğini okumadan bile olsa alıyoruz ve saçlarımızı uyguluyoruz. Bu kimyasal ürün dediğim organik olmayan şampuanlar, organik olmayan saç kremleri. Bunlar tabii ki saçlarımıza zarar veriyor ve bir zaman sonra alışkanlık haline getirdiğimizde saçlarımızı önemli ölçüde döküyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca saçımıza organik ürünleri uygulamaya çalışalım. Hatta bazen internette öyle tarifler oluyor ki organik olarak şampuanlar yapabiliyorsunuz. Bunları isterseniz internetten araştırarak organik olarak şampuan da yapabilirsiniz. Saç dökülmemizi önemli ölçüde azaltacağını düşünüyorum. Bir diğer önemli konulardan biri saçlarımızı bu Brezilya fönü, perma gibi işlemlerden geçirdiğimizde çok fazla dökülmeye sebep olacaktır. Mümkün olduğunca saçlarımızı bu tip işlemlerden uzak tutmalıyız. Saçlarımız çok yıpranıyor, inceliyor ve sağlıksız bir görüntüye sebep oluyor. Aslında hani ben şekillendireceğim güzel olacak diye düşünüyorsunuz ama sonuç olarak saçlarınız çok bakımsız ve yıpranmış göründüğü için bu sebeple saçlarınız da dökülmeye maruz kalıyor. O yüzden böyle kalıcı işlemlere maruz bırakmayın saçlarınızı. Bir diğer konu sağlıksız beslenme. Zaten hepimizin bildiği bir şey. Yani bir insan sağlıksız besleniyorsa bu önce cildinde ve saçında belli oluyor. Saçlarımızda çok fazla minerale ve vitamine ihtiyacı var. Bunları mümkün olduğunca sağlamaya çalışmalıyız. Saçlarımızı protein beslenerek daha sağlıklı, daha güçlü hale getirebiliriz. Protein eksikliği saç dökülmesine sebep olan en önemli şeylerden birisi ve biyotin de aynı şekilde. Bunları doğal olarak alabilirsiniz ya da eczanelerde satılan güvenilir takviye ilaçlarıyla da sağlayabilirsiniz. Mutlaka proteinle beslenmeyi unutmuyoruz. Saçlarımızın dökülmesini en aza indirmemiz için. Bir diğer konu ise bu saçlarımızı sert taramamızla alakalı. Çok fazla saçımızı sert taradığımızda, ben kardeşimden biliyorum, çok fazla sert müdahale ediyor saçına. Bu da kökleri zedelenmesine ve saçın dökülmesine sebep oluyor. Mümkün olduğunca saçlarımızı daha nazik, daha böyle hafif taramaya çalışalım. Sert müdahale etmiş oluyorsunuz. O da dökülmeye sebep oluyor. Ve bir madde daha var. Bu da bence çok önemli. Yanlış kurutuyoruz. Şimdi saçlarımızı yıkadıktan sonra banyodan çıkınca hemen bir havluyla sarıyoruz. Böyle üzerinden ıslaklığını almamız gerekiyor. Havluyla sert darbeler yaptığımız zaman özellikle kök kısımlarını kurutmak için
O da saçlarımızın dökülmesine sebep oluyor. Fazla sert havlular var. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Nazik bir şekilde bile müdahale etseniz o havlu saç köklerine zarar verebilir. Bu saydığım alışkanlıklardan vazgeçtiğiniz zaman belli bir zaman sonra fark edeceksiniz ki saçlarınızın daha kaliteli olduğunu ve dökülmenin daha da azaldığını fark edeceksiniz. Aslında çok böyle komplike şeyler değil bu söylediğim şeyler. Gayet spesifik. Alışkanlık edindikten sonra da saçlarınızın ne kadar sağlıklı, ne kadar daha az döküldüğünü fark etmiş olacaksınız. Umarım işinize yarar. Umarım bunları uygularsınız ve siz de farkı göreceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.